Canımın içi çok 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 güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Muhteşem güzelliğin. Kusursuz güzelsin. Allah senin nuruyla sarsın. Cennetiyle şereflendirsin. Tam cennet arkadaşısın. Hiç yanından ayrılmam. İnşallah cennette arkadaş olursun. Benim güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Kedilere olan sevginiz küçük düğünüzdeki bir olaya mı dayanıyor? Olaylar. Benim çocukluğum hep kedilerle geçti. Hep kedilerle yani. Bir de yani ondan ona yeni yeni nesiller geliyordu. Yani kesintisiz kedi cumhuriyetiydi ev bizim. Yani öyle bir tane iki tane değil. Eski bir kedimiz vardı, böyle tarihi bir kedimiz. Artık dişleri falan dökülmüştü böyle. Ya piri fani. Yine bir kedim daha vardı, gri beyaz. Çok şeker, kendi halinde halimdi. Bir kedim vardı, dünyanın en zeki kedisi bence, böyle bir kedi yok. Gözü normal kedi gözünün 2-3 misliydi böyle. Tiroid hastası gibiydi böyle. Tabii tiroid hastalığı bir suç değil, o da bir nimet. Ama yani iri gözlüydü. Kapının kolunu açmayı biliyordu, dolapları açmayı biliyordu. Yani her şeyi biliyordu. Benden beraber kasaba kadar gidiyordu. Ya köpek gibi yani takip ediyordu böyle. Ben böyle kedi görmedim. Konuşuyorduk biz ondan. Ben ona bir şey dedim, o bana cevap veriyor. Ben ona cevap veriyorum, o bana cevap veriyordu. Bayağı konuşuyorduk. Ve gözümün içine bakarak konuşuyordu. Kediler normalde insan gözünün içine bakmaz. Ya normal bağlantı halindeydik. Sohbet ediyorduk. Köyde de mesela kedi evin içindeydi. Doğurduğunda falan yavrularına falan hep beraber, yani topluca beraber birlikte yaşıyorduk. Annesi yavruları emzirirken ben de annelerin yanına yatıyordum böyle. O kediler niye yatıyor, onlar yatıyorsa biz niye yatmayalım gibisinden. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşıyorduk. Şimdi bu Akit camiası